Ça va toujours être froid. Ça va toujours être froid. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ben Alacay Köy Muhtarı Şeyh Musa Bey'im. Şu an bölgenizde Beytişebap'ta yeni bir kaplıca yapılıyor. Güzel bir çalışma başlatıldı. Neler söylemek istersiniz kaplıca ile ilgili? Vallahi yıllarca beklediğimiz bir projeydi. Şimdiye kadar yapılmadı. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Katkılarıyla burayı yaptılar. Şu an yıkım çalışmaları başladı. Eski binalar yıkılıyor. Evet, eski evet. Havuzlar da yıkılacak. Evet. Yenice temizlenecek, yapılacak artık. Güzel bir proje olacak herhalde. Peki köyünüze bir de ilçenize herhangi bir katkısı olacak mı bu kaplıcanın? Muhakkak katkısı çoktur. Halkımıza da katkısı büyük olacak. Peki bu şifalı zümrüt kaplıcaları özellikle hangi hastalıklara iyi geliyor? Valla kemik. Kemik hastalıklarına, romatizma şifalıdır yani. Kendinizi tanıtır mısınız? Beytişebap Kaymakamı İsmail Pendik. Beytişebap'ta güzel projelere imza attınız ve şu an projelerin verimini almaya başladık. Şu an yıllardır bir zümrüt kaplıcası vardı Katıdağ eteklerinde. Bunun için bir çalışma başlatıldı. Neler söylemek istersiniz efendim? Beytişebap hakikaten büyük potansiyeli olan ilçemiz. Turizm açısından ve diğer doğal kaynaklar açısından. Zümrüt kaplıcası da bu potansiyellerden biri. Geçmiş yıllarda tabii çok önceki yıllarda burada bir tesis yapılmış ve işletiliyordu. Vatandaşlarımız da gidiyordu. Lakin terör belası ortaya çıktıktan sonra maalesef bölücü terör örgütünün eylemleri neticesinde oradaki güzelim tesisler yok edildi. Ama ona rağmen daha sonraki süreçte vatandaşlarımız ilkel haline rağmen oradaki zümrüt kaplıcalarına her gün giderek şifa arıyorlardı ve hakikaten de şifalarını da buluyorlardı. Tabii bu haliyle Beytişebap'a bir katkısı yoktu bu tesisin. Bu tesisin modernize edilmesi, havuzlarıyla, konaklama tesisleriyle modernize edilmesi her zaman kaymakamlığın gündeminde olmuştur. Benim zamanımda da, benden önceki kaymakamlar zamanında da her zaman gündemde olmuştur. Ama eldeki imkanlar neticesinde herkes belli bir çalışma yapmış, lakin istenilen aşamaya getirilememişti. En son ben gelmeden önce benden önceki meslek büyüğümüz, Beytişebap Kaymakamlığı yapan Murat Şener zamanında bir proje yapılmıştı. DİKA'ya, Dicle Kalkınma Ajansı'na sunulmuştu. Dicle Kalkınma Ajansı da %75'ini destekleyecekti. Ama o zamanki ekonomik darboğaz, dolar kurunun, döviz kurunun iniş çıkışları neticesinde daha öncesinde yapılan maliyetle daha sonra ortaya çıkan maliyet arasında büyük bir fark oluşmuştu. Ve o haliyle bu projemiz uygulanamaz noktadaydı. Daha sonra biz göreve geldiğimizde bunu nasıl yapabiliriz diye düşünürken o zaman şu anki valimiz Ali Hamza Pehlivan Beyefendi de yeni göreve başlamıştı. Ona da arz ettik. Belediye Başkanımız Habib Ajan da yeni seçilmişti. Onunla da fikir birliği yaptık. Neticede Dicle Kalkınma Ajansı'nın desteğinin üzerine 1,5 milyon il özel idaresinin destek taahhüdünü ve 1,5 milyonluk da Beytişebap Belediyesi'nin destek taahhüdünü alarak projeyi
uygulanabilir hale getirdik. Ve bu süreçte hakikaten Sayın Valimize, Belediye Başkanımız Sayın Habib Aşan'a ve İl Özel İdaresi'ndeki genel meclis üyelerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü bu proje kurumlar arasındaki işbirliği neticesinde ortaya çıkmış. Tabii ki unutmamak gerekiyor, Dicle Kalkınma Ajansı hakikaten büyük destek verdi projeye, veriyor. Oraya da çok teşekkür ediyoruz. Şu anki projenin ilk halinde bayağı bir değişiklik yapıldı. Şu anki yeni hali tatil köyü şeklinde dizayn edildi. Bu halini ortaya çıkaran da hakikaten hakkını vermek gerekiyor. Sayın Beytüşevap Belediye Başkanı Habib Aşan'dır. Bu projeyi kendi bütçesinden, kendi cebinden verdiği finansman desteğiyle bu hale getirdi. Bizlere de inşallah uygulamak düşecek. Yakında, geçmiş çok yakın zamanda ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık ve yapım çalışmaları başladı. En nihayetinde, en kısa zamanda inşallah bu tesisimiz vücut bulacak ve Beytüşevap açısından, Şırnak açısından, bölgemiz açısından ve ülkemiz açısından hakikaten önemli bir tesis olacak. Ve artık bu bölge, Beytüşşabap, Kato Dağı'nın etekleri terörle alınan bir yer değil, turizmle alınan, kaplıcalarıyla alınan, inşallah ilerleyen zamanlarda bize nasip olur mu bilmiyorum ama benden sonraki kaymakamların, buradaki yöneticilerin muhakkak hedefi de o olacaktır. Kayak tesisleriyle alınan, inanç turizmiyle alınan bir yer haline geleceğine ben canı gönülden inanıyorum.